Hep böyle şalvar, şortla, eşofmanla gezer. Çok da umurumda değil zaten. Gerçekten sert, agresif, birebir oynayanın Allah yardımcısı olsun yani. Şimdiye kadar forma giydiğin tüm takımlar dahil en iyi giyinen futbolcu. Ben iyi giyinirim. Yani o konuda bir tevazu olamayacağım. Yabancılar biliyorsun böyle tarzları böyle çok şeydir. Alanya'da Fernandez vardı. Junior Fernandez. O fena giyinmezdi. İyiydi yani tarzı. Bir de fiziği falan. Hani yakıştırıyordu kendine. En kötü giyinen kimdi? En kötü giyinen kesinlikle Mario. Bence kesinlikle Mario yani. Ya tamam inanılmaz bir fiziği var, bir albenisi var, böyle bir tarzı var, gözlük, şapka falan da. Ya bana tamamen aykırı. Hep böyle şalvar, şortla, eşofmanla gezer. Çok da umurumda değil zaten adamın ama bence oydu ya. En komik futbolcu? En komik futbolcu bizim Burak Öksüz ve Sadık Baş. İkisi ben hayatımda bu ikili kadar komik. Yani bir araya geldiklerinde bütün takımı yıkıyorlar. İkisi de zaten biri Trabzonlu, biri Rizeli. İnanılmazlar. En sessiz? En sessiz... Geçen sene Adana Demir'de oynarken sağ bek Svensson vardı. O gelir gider işini yapar, merhaba der. Hiç ne bir sesinin yükseldiğini, ne bağırdığını, ne sinirlendiğini, ne bir şeye isyan ettiğini hiç görmedim. Ama çok iyi profesyoneldir, çok çalışkandır. Sosyal medyada en çok zaman geçiren futbolcu. Sosyal medyada en çok zaman geçiren futbolcu. Bizim Samet çok zaman geçirir sosyal medyada, Samet Akaydın. En bakımlı? En bakımlı. Musa Çağran, Musa bakımlıdır. Mario da çok bakımlıdır yani, çok dikkat eder kendine. O şey yani bakımlı, yani kişisel bakım olarak. Yediğine içtiğine çok dikkat etmez de kişisel bakımlı önem verir. En cömert bonkör? En cömert bonkör. Musa çok cömerttir. Ya bu takımda hani çok zaman geçirdiğim arkadaşların hepsi yani gerçekten şeyler, cömertler. Şeyleri yok ama Musa çok cömerttir. Hatta yani böyle üst üste 4-5 yere gidelim. Hani kimseye ne hesap ödedir. Sürekli evinde herkesi ağırlamaya çalışır. Eli de lezzetlidir Musa'nın. Kendi pişirir, yedirir. En çalışkan? Çalıştığım en çalışkan futbolcu. Süleyman Koç ben. Adana Demir'e gittiğim dönem ben hayatımda o kadar profesyonel, o kadar çalışan bir oyuncu görmemiştim. Sonrasında sakatlık tabii çok kötü etkiledi onu. Ama onun öncesinde dediğim gibi Süleyman Koç kadar ben çalışan bir oyuncu görmedim. En cimri? En cimri. O... cimri. Vallahi ya var da ya bunu söylemeyeyim ya. Şu aramızda iyi hepsiyle. Var birkaç tane var. Ben yabancılardan söyleyebilirim. Mario cimridir mesela. Yani bir şeyini görmedik yani Adana'da. Alanya Spor'da oynarken Bayano vardı. O da sessiz sakin kendi halinde gelir gider. Yani bir eline cebine atıp da bir tatlı matlı bir şey getirip götürdüğünü hiç görmedik yani onu söyleyeyim. En sert futbolcu? En sert futbolcu. Kesinlikle Hürriyet abi. Yani Hürriyet Göçer gerçekten sert, agresif. Yani çok belli etmez ama sahanın içinde gerçekten birebir oynayanın Allah yardımcısı olsun yani. O sahadan sağlam çıkabiliyorsa. En abartan futbolcu? Abartan futbolcu. Sadık Baş bizim. Abartmayı sever. En doğrucu futbolcu? En doğrucu futbolcu. Ona da Musa diyebilirim ya böyle... Haksızlığa falan gelemez yani çok. Bir şey olursa da pat diye söyler yani fark etmez kim oldu. Yüzüne söyler direkt.